His photo and statues dominate the streets and neighborhoods of Turkey. 80 years since the death of Mustafa Kemal Ataturk, the founder of the Republic of Turkey, his legacy lives on. But why is Ataturk still an icon? And what do young Turks think of him? Today, we are able to work, we are able to speak whatever we want. It's because of him. So that's why we love him so much, and we thank for all these things during these years. Millet olabilme düşüncesini biz yakaladıysak bunu Atatürk sayesinde başardık diye düşünüyorum. Atatürk benim için ilerlemenin, raipliğin, Türkiye'nin sembolü. Tabii ki Cumhuriyet'in kurulması çok 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 mühim olan bir şeydi. Kötü olan tarafları yazımızı, alfabemizin değişmesiydi. Almost 80 years ago, he has really good vision all over the world, and he just changed one country to another, and which respects more to the human beings. Atatürk bu ülke için bütün fedakarlıkları her düzeyde ve her şekilde kendisi ve bütün ülkenin geleceği için yaptı. Türk ulusunu bugünlere getirmiş, bence 20 ve 21. yüzyılda adına yazdırmış önemli bir lider. Bu ülkeyi en zor zamanında, en kötü zamanında ve imkanların hiç olmadığı bir dönemde çok iyi bir yere taşıyıp şu an bile onun yaptıklarının yararını görebiliyor olmamız. O bizim kurucumuz ve o bizim kurtarıcımız. Bizi o kurtardı ve o yüzden o unutulmaz, yani onu unutmak diye bir şey zaten yok. I think he is one of the greatest leaders on the world. Like Che Guevara or Abraham Lincoln. He was very brave person for our country, and he symbols freedom for us.